Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, bu forma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere domates soslu biftek tarifiyle geldim. Normalinde bu tarz yeni paylaşımlı videolarım maalesef ki tutulmuyor. Aslında videolu olarak paylaşmayı düşünmemiştim. Ama başladıktan sonra dedim ki bu tarifte kanalımda olsun, yapmak isteyenler olursa sizlere de fikir olsun diye hemen kameramı aldım ve çekime başladım arkadaşlar. Böyle dilimlenmiş biftek etlerini hafif zeytinyağladım. Tavayı ısıttıktan sonra mühürledim. İki taraflı bu şekilde kızarttıktan sonra birer parça, böyle 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı parçalarını ekledim. Güzelce tereyağı ile birlikte kızarttım. Sonrasında kızartmış olduğum biftekleri bu şekilde düdüklü tencereme aldım. Bu işlemi fırında da yapabilirsiniz ama fırında biraz daha uzun süreceği için ben düdüklü tencerede hemen böyle 25 dakikada etlerimi pişirdim. Şimdi tavayı asla yıkamıyorum. Çünkü bu tavadaki o yağın lezzeti, etin suyun lezzeti tavada kaldı. Şimdi bir tane soğanı irice parçaladım. Böyle yüksek ateşte kavuruyorum. Bir yemek kaşık domates salçası, yaklaşık yarım yemek kaşık kadar da biber salçası ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1 litre kadar sıcak su ekliyorum. Salçayı suda çözdürüyorum. Daha sonra damak zevkinize göre tuz, kırmızı toz biber, karabiber, defne yaprağı, dağ kekiği, biberiye, baharatlarını ekleyelim. Şöyle bir taşım kaynatıyorum ve hazırlamış olduğum bu sosu etlerimin üzerine döküyorum. Ve tavadaki o bütün lezzeti de sosuna bırakmış oldum. Bu şekilde de ziyan etmemiş olduk. Evet, biraz daha tavayı yıkayacağım. Suyunu alacağım. Ekleyeceğim düdüklü tencereye. Ve kapağını kapatacağım. Havası çıktıktan sonra 25 dakika haşlayacağım arkadaşlar. Düdüklü tencerede 25 dakika haşladı. Ve sonuç bu şekilde. Şahane, yumuşacık, pamucuk, çok lezzetli domates soslu biftek oldu. Bu işlemi dediğim gibi fırında da yapabilirsiniz ama fırında uzun süreceği için 25 dakikada düdüklü tencerede hemen hazır oluyor arkadaşlar. Şahane oldu. Sosunu da servis yaparken kullanacağız. Dilerseniz yanına pilav yapabilirsiniz, makarna yapabilirsiniz, patates püresi yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet, ben nasıl servis yaptım? Kuşkonmaz kullandım. Kuşkonmazları zeytinyağda da bu şekilde soteledim. Tuz, limon suyu sıktım. Biraz çeri, datel domatesler ekledim. Bu şekilde kızarttım. Yanına da patates kızartması istediler. Onları kıramadım. Patates kızarttım. Bu şekilde menümü hazırlamış oldum. Gerçekten nefis, lezzetli restoran menüsü oldu. Sizler de evinizde bu şekilde lezzetler hazırlayabilirsiniz. Evet, yemeğimizin sosundan da üzerine koyuyorum. Dilerseniz süzebilirsiniz arkadaşlar sosu. Ben gerek duymadım. Bu şekilde hemen üzerine gezdirdim bir kepçe. Yanına da mevsim salatası yaptım. Bol yeşillikli, çilekli. Bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Özellikle yorum da bırakırsanız mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.